Nereye gitsen? Alnımıza damgayı vurdular abi. Alnımıza damgayı vurdular. Devam ediyoruz. Şimdi burası neresi? The Gateway Otel. The Gateway Otel'e geldik. Çok iyi karşılandı. Aynen. Alnının ortasına parmağı bastılar abi. Anlamını bilmiyorum. Keşke araştırsaydım. Bir de böyle limonlatanın benzer bir şey ama biraz tuzlu. Bir de sütlü. Çok şekerli bir şey mi abi ya? Çok bana tuzlu ziyade çok şekerli geldi bana. Bir şey oldu ama hepsini hatırlamıyorum. Ben ayıp olmasın hepsini içtim abi. Lık diye attım hepsini. Şimdi yemek yemeyeceğim. Öğle yemeğimizi yiyelim. Yok onu geçtim sol taraf. Trafik ters yönde. Hale geldik. Böyle bir sürü prosedür var. İçeceğin suyun hangi marka model olacağına kadar böyle belli. Taç Mahal'e girerken. Ayaklara bulaşıp biliyorsun. 1000 tane prosedür Taç Mahal'e girerken. İçeri girdiğimizde neler olacak? Öncekinde biraz farklı şeyler duymuştum. Herhalde biraz önlemini almışlar bu. Matiklerle. Şimdi elektrikli bir araçla gidiyoruz oraya. Şöyle geniş bir araç. Grup ikiye bölündü. İki araçla beraber elektrikle çevreye zarar vermeden Taj Mahal'e gidiyoruz. Hadi bakalım. Hava sıcak olduğu için ben biraz poniden korkuyorum. Batarya olabilme ihtimali var. Onun için ben arkaya alıyorum çantayı ki öteki bataryalar olmasın. Abi çok acayip sıcak var ya. Çok acayip mi? Abi şu an bir kere güneşte 50 dereceye falan buluyor abi şu an. Evet evet. Hani vurduğu zaman böyle derimin kavrulduğunu gerildiğini hissediyorum yani. Aralarda bir şeyler yok. Şapkalar mı? Hediyelik eşyaları buralardan mı çözüyorsun? Taj Mahal'den aldık dersen herhalde daha şekil olabilir abi. Saray veyahut da o zamanki işte buranın kralının veyahut da nasıl söylüyor işte o zamanın liderinin burada yaşaması için değil. Burası tamamen buraya gelip de ziyaret edilmesi için yapılmış bir yer. Bu yüzden de içinde ibadet yeri var. Yani kişisel bir ihtiyaca göre tasarlanıp yapılmış bir yer değil. Sadece insanlar gelip de burada yaşasınlar ve burada ibadetlerini yapabilsinler diye inşa edilmiş bir yer. İşte Taj Mahal'in girişi. Giriş burası. Taj Mahal'de orası zaten. Hava güzel lan bu arada. Normalde çoğu insan bunu şu şeyi yakalayamıyormuş abi. Biz yakaladık şu an. Bizim girdiğimiz kapı West East. Girdiğimiz kapı Taj Mahal'in doğu kapısı. Karşısı batı, alt taraftaki de güney kapısı. Burası da insanların toplanma var. Zaten 4 tane bahçesi var Taj Mahal'in. Onları da görüyoruz. Sının yapımında 22 bin işçi çalışmış zamanında. Efendim Şah Cihan da buranın yapımına çok önem verdiği için işte Perslerden, İranlardan, Ottomanlardan ve dünyanın yakın coğrafyadaki yani çok yerden çokça mimar ve burayı tasarlayacak insanları getirmiş bir araya toplamış. Şu kapının arkasında da burayı inşa edenlerin konaklaması sağlanıyormuş. O kapı da sadece o çalışanların girip çıktığı bir kapı olarak inşa edilmiş o zamanlarda. Bu kapı da sadece yani kraliyet ailesi diyebiliriz veyahut da yönetim ailesi tarafından kullanılan kapı. Şu gördüğünüz kırmızı işte levhalar da buraya 43 kilometre uzaklıktan getirilmiş. And the white one is white marble. Yakın. O beyaz mermerler de yaklaşık 400 kilometre uzaklıktan buraya taşınmış.
İçerideki renk geçişini görüyorsunuz. Kırmızı, yeşil, beyaz. Bunların hiçbiri bir boyama değil. Hepsi doğada var olan şekliyle buraya getirilmiş taşlar. Kapı üstündeki ve mermerin üstündeki o kaligrafik yazıları da görürseniz hepsi de yani Kur'an'dan bazı alıntılarla buraya nakşedilmiş. Şimdi buraya taşınması sırasında işte develer ve işte atlar ve daha çok büyükbaş hayvanlar kullanılmış. İşte haftalarca veya hafta aylarca bunların buraya taşınmasını sürmesine sebep olmuş. Haftalarca sürmüş yani buraya taşınması. One year. Belki bir yıl. Göz oyunu diyelim. Bu şekilde tasarlanmış. Buradan baktığınızda çok yakın gibi görüyorsunuz ama çıktığında fark edeceksiniz ki çok uzun. Yakın gibi hakikaten ama insanlar küçük. Burada bir yere oturmak da çılgınlık istiyor abi. Oturduğun yer de kaynıyor falan. Çok değişik. Zor bela girdik içeri. Geldik. Gene. Bir gündür oldu. Üç saçma göreceğiz. Üç kere şunu çekmeye çalıştık. Evet. Her seferinde sorun çıktı. Gel. Gel. De. Dönelim de. Tadilattaymış zaten. Aynen. Hani böyle bir şey görünüyor acılar. Amma ve lakin. Oraya kadar gideceğiz. Oraya kadar gidecek. İşte kapının içinde yakın gibi görünüyormuş ama bayağı uzakta bir yer. Bakalım orada ne kadar? 500-600 metre var mı? Var abi. Var. Minimum var diyor. Bakın askeri hesaplarla kaç tane tank sağlıyor. Şimdi Tac Mahal'e doğru yürüyoruz. Gidiyoruz ama keyfim kaçtı. Çantadan oyun oynuyoruz. Çanta pörtledi. Çanta pörtledi. Yapacak bir şey yok. Yanımızda yedek çanta da yok. Almadık. Şimdi da. Abi sıcak olduğu için. Benim deselerin netliği bozuldu. Deselere bir gitti, kafa gitti. Bunun pilleri ölmeye başladı. O öldü, her şey yanıyor falan. Ekipmanların durumu hiç iyi değil sıcaktan. Evet. İkincisi bu anlatılanları kafamı çalmıyor. Abi. Rehber bir şey anlatıyor falan ama kafa gitti sıcaktan. Abi çok pis. Hani oturma yerleri var. Oturduğun zaman yanıyorsun. Evet abi. Gölgeye geç. Abi gölgede de yanıyorsun ya. Her yerinde çok sıcak abi. Bakalım şu taş mahallinin içine girelim çıkalım benim. Zaten derman kalmadı abi ya. Tele attık böyle bir resim var. Gel şurada fotoğraf. Fotoğraf çekinelim hadi. Bak taş mahal güzel çıksın. Etrafta su var ama hiçbir serinleme ibaresi yok abi. Her yer kendini su. Kendini bile serinletmiyor bence o sonrası. Önceden zaten buralar 2 metre daha aşağıdaymış ya. Buralar hep bostanmış. Bostanmış, bahçeymiş. Meyve sebze yetiştiriyorlarmış. Vay, su da atıyor. Klasik Türk pazı. Öyle miydi? Neymiş abi? Aslan Mete Emin Efendi'ymiş bunun çizimini yapan. İyiymiş abi. Mimar. Türkmüş. Şeylerde çalışmış diyorlar ya, Türk ustalar da çağırılıp çalıştık. Türklere yaptırıp burada şekil mi yapıyorlar şimdi mesela? Kime şekil yapıyorsunuz diye? Beykoz çocuğuyuz lan biz. Onlar da Osmanlı çocuğuymuş. Türkiye'den mi çalmışlar bunu şimdi? 100 kilometreden getirmişler ya bunun beyazını. Beyazlar dışarıdan gelmiş. Şeylerle, fillerle taşımışlar. Yazık ya. Bu sıcakta filleri baş taşlar. Belki bu son yağmurlarını taşımışlardır. O zaman serin bence ya. Bence öyle olur. Abi ne kadar sıcak ya. Hava çok sıcak. Yanıyoruz, evet. Yanıyoruz. Yanadığına tatlı mahalle geldik. Beynimiz kaynadı. Uzundu. Boynunu büktü. Üç tane evliliği olmuş Ahtiyan'ın. İki tanesi politik evlilikler. Bir sadece işte sınırları genişletmek için. Üçüncü evliliğinde ki hanımıyla 18 sene evli kalıyor. 14 tane çocuğu oluyor. Maşallah. 18'e 14.
Yani bu önemli bir ayrıntı. Diyor ki çok aşıkmış zaten ona. O vefat ettikten sonra da zaten Taj Mahal'in yapımına başlıyor. O da 22 sene sürüyor. Ama 14. çocuğun doğumunda vefat ediyor, aynen. Doğru. Savaşa giderken ne oluyor? Aa dur. Şimdi Pulsar etkinliğinden, Sürve Kazan'dan, Hindistan gezisini kazanan Yeşim Hanım'la birlikteyiz. Yeşim Hanım nasıl kazandı bize bir anlatsın ve de nasıl buldu buraları. Nasıl kazandım? Motor aldım kendime. Pulsar. Pulsar. Evet. 200 NS. Evet. Sonrasında yarışmaya katıldım mesaj yoluyla. Hı hı. Çekilişte kurada ben çıktım. Vay şahane. Yani büyük bir şans benim için. Evet. Tek bayan olarak grupta ben varım şu an. Ayrıcalıklı olduğumu düşünüyorum. Bütün giriş çıkış yerlerinde ayrı. Bence de gayet ayrıcalıklısın evet, yani. Gayet güzel, memnunum. Buraları çok ilginç buldum. Çok değişik bir yer. Yani böyle hiç... Sanki dünya tersine dönmüş gibi geliyor bana şu an. Başka bir çağda yaşıyormuşuz. Evet. Evet. Yani yapıları, insanları, evet. Kültürü, sıcağı. Her şeyle çok farklı. Hiç pişman değilim geldiğime. Aynen. Bajaj ekibine de çok teşekkür ediyorum böyle bir projeye imza attıkları için. Teşekkür ederiz Yeşim. Ben teşekkür ederim. Yeniler restore etmiş herhalde. Öteki tarafta restore edilmeye devam ediyor. Zaten kurtuluyor herhalde bunlar. İçine gireceğiz tamam. Fakat içeride yasak. Görüntü almak yasak. Onun için içeriden çok fazla görüntü veremeyeceğiz. Lakin dışarıdan yeteri kadar çektik. Önemli olan içerisi ama içeriden görüntü yok. Merhaba. Yani tüm yapıda bir tane şey olmayan, diğerlerine uymayan bir şey varmış. Söyleyecek bize de söylemiyor. Söylemiyorum bak. Kamera. İyi büyüdüz buraya. İçeride çekim yapmak yasak. Evet. İçeride yasak. Burada bol bol animasyon. Çıkar çıktıktan sonra etrafını bir dolaşırız ama. Evet. Şöyle gelsek. Objektif bak. Yorgunluktan peltem çıktı ya. Evet, bu neydi? Yamadu. Çamaşır. Yamada mıydı? Yamadu mu? Öyle bir nehir. Yamaha mı? Ganj nehrinden sonra ikinci büyük nehir olarak geçiyormuş. 800 kilometreymiş. Bir baştan bir başa gidiyormuş abi. Ve bunun diğer ucu okyanus tarafına bağlanıyormuş. Bayağı büyük bir şey. Bu muson yağmurları zamanında da karşı taraftaki duvarların oraya kadar suların çıktığını söyledi buradaki referde. O zaman ve şimdi inanılmaz bir kokuyla. Evet, biraz sıkıntılı bir kokusu var. Taj Mahal arka tarafı biraz kokuyor arkadaşlar. Yani Hindistan'dan en net aldığımız koku. Evet, şimdi Taj Mahal gezimiz bitti. Osman da arkadan koşuyor, yağmur yağacak diye. Evet Osman, Taj Mahal'i nasıl? Taj Mahal'i... Abi içerisi karanlık, ışık ve flaş gibi şeyler zarar verdiği için abi içerideki aydınlatmada çok bir şey göremiyorduk. Her şey engel oldu zaten. Evet. Bundan dolayı içeriği çok göremedik açıkçası. Ama dışarıdan yapı abi, şu aşağılı bir şey. Düşünsene 18 yıl evli kaldığı eşi için
ölen eşi için 22 yıl boyunca şu güzelim şaheseri yaptırmış. Ama işte yapılırken içine sadece 3 tane mezar var. Annesinin, babasının ve eşinin mezarı. Ve tam bir simetri harikası diyebiliriz. Abi o ayrı bir şey. Hani şu kadarcık taşları bile yani milimetrik keserek iç içe geçirmişler. Boyama yok. Aynen. Her şey kesme. Hani şey gibi düşün. Ağacın üstünde kakma şeyler olur ya. Sedef işlemeler falan olur ya abi. Evet. Onun gibi yani. Aynen. Öyle aşırı derecede bir simetri hastalığı var. Dönelim abi şöyle arkamıza alalım şeyi. Ben matematiğini ve simetrisini çok beğendim. Yani adamlar çok beğendim. O kadar dönmene gerek yok. Ama bu tarafa değil mi? İçeride böyle hani dışarıdaki kadar şaşalı şatafatlı bir şey göremedim içeride. İçeride çünkü ışık göremiyoruz. Işıktan dolayı göremedik abi. Ama her şeyi fotoğraf makinelerini kapattırıyorlar. Kaçak göçek çekenler oldu gene ama. Merhaba. Okan Bey nasıl buldunuz? Evet çok güzel. Çok güzel ve çok sıcak deyip kaçtım. İçerisi biraz serinceydi ama dışarının serinliğini mermer ancak o kadar azaltabiliyormuş. Bir de tam bir havalandırma sistemi olmadığı için çok havasız diyebilirim. Evet çünkü küçük küçük normalde camlar varmış ama sonradan içeriye sürekli toz veya başka bir şey girmesin diye. Evet. Camları, küçük pencereleri camla kapatmışlar. Yani dışarıdan muhteşem bir yapıt. İçeriden çok bir şey göremedik açıkçası. Görmek evet. isterdik ama hem içerinin yani havanın sıcaklığı bunaltıcıydı. Hem de yetersiz ışıktan dolayı açıkçası çok bir şey göremedik. Zaten mezardı abi. Şimdi Taş Mahal gezdik gördük böyle. Yarın tekrar Delhi'ye döneceğiz. Sabah 7'de uçak var. Atlayacağız gideceğiz. Pune. Pune'de görüşürüz. Kendinize bakın.